Bugün size paça çorbası yapacağım. Bunun için keçi paçası, keçinin ayaklarını aldık. Güzel yıkadım. Yıkadıktan sonra tüsülemek gerekiyor bu keçi paçalarını. Keçi paçası, koyun paçası da olabilir. Ayak yani bu. Burada dikkat etmeniz gereken, ayıklansa bile keçi paçalarının bu tırnak kısımlarında kıl torbaları olur. O torbaları çok iyi temizlemeniz lazım. Torbacıktır bu. İyi alınsa bunlar ikiye ayrılmaz. Bir torba kesicik şeklindedir. Yani şurada Evet. gördüğünüz Şimdi bunları ayıklamış olduğum paçaları ocak üstünde tüsüleyeceğim. Yani kalan tüyler, kıllar varsa yansın. Bir de çorbamıza güzel bir koku veriyor. Çevire çevire. Tüsülemiş olduğumuz ve birazcık da böyle iz bıraktığımız paçalarımızı da sonra 1,5 litreye yakın su koydum. Paçalarımı içine attım. Ben 6 paça olarak pişiriyorum bunu ölçü olarak. 1 bardak soğuk su miyanlıyı hazırlarken. 1 tane soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, yarısını kullanacağım bunun. Haşlayacağız. Diğer malzemelerde 1 yumurta, 1 çorba kaşığı tepeleme un, biraz tereyağı, yarım çorba kaşığı tereyağı da kavuracağız. Üst malzemesi de limon suyu ve sarımsak. Malzemelerimiz bu kadar. 1,5 litre suyun içine 6 tane paçamı koydum. Yarım tatlı kaşığı tuzumu ve doğranmamış 1 tane soğan koyuyorum. Gençler bunların arasına veya bazı bölgelerde defne yaprağı koyuyorlar ama ben koymuyorum. Bu şekilde paçamı haşlayacağım. 15 dakika düdüklümüzde paçamızı pişireceğim. Pişmiş olan paçalarımızı sudan ayırıyoruz. Ayrı bir kaba alıyorum. Paçalarımız kemikleri etten ayrılmış vaziyette. İçinde kemik kalmaması için süzgü kullandım. Yarım kaşık tereyağını tencereye koydum. Tepeleme 1 kaşık dolusu unumu koyuyorum. Ve bunu miyane olarak kavuracağım şimdi. Kokusu giderene kadar kısık ateşte unumu kavurdum. Altını kapatıyorum şimdi. Soğumasını bekleyeceğim. Soğutmuş olduğumuz un ve tereyağını soğuk suyla ezmeye başlıyorum. Terbiyeyi hazırlarken arzu ederseniz 250 gram süzme yoğurtla ilave edebilirsiniz. Ama biz bugün sadece limonlu yumurtalı terbiye yaptık. Yumurtamızı biraz tuzla çırpıyorlar. Unumuza yavaş yavaş yediriyoruz ve devamlı karıştırıyoruz. Sıcak haşlanmış suyundan alıyorum. Uyuşturuyorum bunu. Yarım limon suyunu da ilave ediyorum. Kaynamakta olan paça suyunun içine ilave ediyorum. Ama devamlı karıştırarak. Ne oldu? Bunu tekrar bunu karıştırabilirim. Şu anda bir kaynatayım mı? Unumuz varsa tencereden
su alıyoruz. Onu da içine ilave ediyoruz. Kaynayana kadar devamlı karıştıracaksınız ki yumurta kesilmesin. Şimdi paçalarımız burada biraz soğudu. Suyu da kaynamak üzere devamlı karıştırıyorum. Burada ben bir daha bilgi sizinle paylaşmak istiyorum. Çatalı aldım. Paçalarımı bakın ilik gibi pişmiş. Etin kemiğinden ayrılıyor. Fakat bizim evde bu küçük kemikleri sorarak yenmek sevildiği için seviyorlar. Özellikle Işıl Hanım rica etti, anne lütfen kemiklerini ayırma dedi. Ben de hem kemik daha çok suya faydası dokunur kaynatırken diye şöyle aldım. Bakın iyi piştiği için hemen çatalla parçalara böldüm bunu. Diklemiş olduğumuz etlerimizi bakın, hı hı, tam ilik gibi oldu, açıyorum çorbamın içine. Bu arada sarımsak, bunlar sarımsak. Sonra mı? Birazcık sarımsak koyacağım, yerken konsun hiç sarımsak. Sarımsak dövmüştüm. Yarısını kalan alıyorum. Limonun yarısıyla karıştırdım. Birazcık da tuz ilave ettim. Bu karışımı, evet. Bu karışımı da çorbamın içine. Paça çorbamız pişti. Servise hazır. Şimdi ikram ederken yanına sirkeli sarımsak sosu hazırlarım. Afiyet olsun derken burada sizinle bir şey daha paylaşmak istiyorum. Meşhur İstanbul'da Beykoz Pacası yeriz hepimiz. Aynı bu şekilde pişirmiş olduğunuz çorbayı bayat ekmeklerinize az tereyağında iki tarafını kızartın. Servis tabağına koyun. Üstüne bu çorbanızdan dökerek afiyetle yersiniz. O da meşhur Beykoz çorbasıdır. Paçasıdır. Bu sıcak şey, soğuk günlerde sıcacık mis gibi çorba gerçekten iyi gelecek. Hem sağlık açısından, hiç olmazsa senede bir defa pişirip çocuklarınıza yemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.